Herkese merhabalar. Eda Karadağ ben. Haftanın ikinci işlem gününde piyasada gözler biraz daha yurt içi tarafta olacak. Çünkü dün biliyorsunuz bilim kurulu toplantısı vardı ve sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları takip edildi. Bugün de kabine toplantısı gerçekleştirecek. Dolayısıyla kabine sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklamalar gelebilir. Özellikle tedbirlerin biraz daha arttırılması piyasalarda konuşuluyor. Dolayısıyla böyle bir senaryo ile karşılaşmamız durumunda belki yarın yurt içi piyasalar tarafından pek de olumlu bir görünüm oluşmayabilir diye düşünüyoruz. Çünkü dünya geneline baktığınız zaman aslında hala salgınla mücadeleye devam ediyoruz ve salgınla ilgili endişeler sadece yurt içi piyasalarda değil, yurt dışı piyasalar üzerinde de aslında etkisini göstermeye devam ediyor. Bu anlamda salgının seyri aslında fiyatlamaların seyrini belirlemesi adına biraz daha önemli olacaktır. Dolayısıyla bugün yurt içi piyasalarda kabine toplantısı yakından izlenecek. Sonrasında da yurt içi piyasaların gündemi Perşembe'ye çevrilecek. Çünkü biliyorsunuz Merkez Bankası'nın faiz kararı toplantısı var. Yeni Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun ilk toplantısı olacak. Piyasadaki beklentiler en azından politika faizinde şimdilik bir değişikliğe gidilmemesi yönünde. Ama bizim için neden önemli? Hem yeni başkanın ilk toplantısı, dolayısıyla bir önceki toplantıyla bu toplantı arasındaki karar metninde tonlama farkı nasıl olacak? Piyasalara nasıl mesajlar verilecek? Bu açıdan aslında biraz daha önem arz ediyor. Dolayısıyla Perşembe günü de saat 2'de açıklanacak karar sonrası yine Türk varlıkları tarafında oynaklık artabilir. En azından bunu bilerek tedbirli bir şekilde stratejilerinizi belirlemenizi tavsiye ediyorum. Dışarıda da biraz daha enflasyonla ilgili endişeler gündemde. ABD 10 yıllık tahvil faizinin dün yeniden yukarı yönde tepki vermeye başlaması tekrardan piyasaları endişelendirdi. Yani enflasyonist baskıları gündeme getirmesiyle beraber aslında piyasalarda dün ABD borsalarında sınırlı kayıplar vardı. Dolayısıyla bugün bir ABD tarafında tahvil ihaleleri takip edilecek. İkinci olarak Amerika'da enflasyon açıklanacak. Dolayısıyla bu iki günden bugün özelinde izlenecek gelişmeler arasında ve haftanın kalanı içerisinde de Amerika tarafında yine Amerika'dan perakende satışlar, yine enflasyona dair ışık tutan bir veri olduğu için takip edilmeli. Diğer taraftan Fed Başkanı Powell'ın konuşması bulunuyor ve Fed 5 kitap raporu yine takip edilecekler arasında. Dolayısıyla Amerika nezdinde bir aşılama konusunu çok iyi yönettikleri için salgınla ilgili endişeler zaman zaman kendisini gösteriyor ama Amerika nezdinde aşılamanın ön planda olması, aşılama hedeflerinin arttırılması aslında bir anlamda piyasalara nefes aldırdı. İkinci olarak Fed Başkanı enflasyon konusunda çok endişeli olmadığını ifade etmişti. Piyasaları ikna etmesine rağmen ABD 10 yıllık tahvil faizindeki kıpırdanma aslında biraz piyasaları rahatsız etmeye başladı. Bu nedenle bu hafta Amerika'da tahvil ihaleleri, Amerika'da enflasyon, perakende satışlar biraz daha ön plana çıkmış durumda. Özellikle verilerde yukarı yönde bir artış görülürse bu doğrultuda tahvil faizinde de bir miktar yükselme eğilimine neden olabilir ve borsalar üzerinde sınırlı da olsa kayıplar görülebilir ABD cephesini konuşacak olursa. Peki dün Borsa İstanbul günü nasıl tamamladı? 1375 puandan tamamladık aslında biz haftanın ilk işlem günü. Geçtiğimiz haftadan bu yana aşağı yönde zayıf bir görünüm var. Çok güçlü tepkiler veremiyoruz. Bizim için yukarıda 1400 psikolojik direnç noktası olarak kalmaya devam ediyor. Zaten 1400 puanın üzerine doğru eğim başlarsa bu doğrultuda yukarı yönde hareketine bir miktar daha devam ettirebilir diye düşünüyoruz. Dolayısıyla bu hafta içerisinde 1400 direncini izlemeye devam edeceğiz. Aşağıda da bizim için kritik noktalar şimdilik 1371-1359 olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle 1371 seviyesinin altında kapanışlar başlarsa bu doğrultuda zaten 1359'a kadar karşılanıp karşılanmamasını takip etmenizi tavsiye ederim. Karşılanması durumunda olası 1359'lardan yerini tepki alımlarına bırakabilir ama karşılanmaması durumunda da bir miktar daha satışlar devam edebilir deriz. Dolayısıyla piyasada ani hareketlere karşı dikkatli olalım. Bu
Bugün kabine toplantısından gelecek açıklamaları takip ediyor olacağız. Akşam saatlerinde gelmesi bekleniyor. Dolayısıyla toplantı öncesinde bugün de yurt içi piyasalarda temkinli seyrin devam etmesini bekleyebiliriz. Diğer taraftan da tabii ki Perşembe günü Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Dolayısıyla Merkez Bankası öncesinde de yeni bir fiyat hareketi oluşması beklenmez. Yine aynı şekilde yatay ve temkinli kalmasını beklemek mümkün olabilir diye düşünüyorum. Dolayısıyla kısa vade için çok olumlu bir yorum getiremiyorum. Ama en azından orta ve uzun vadede Borsa İstanbul'da bir miktar daha olumlu senaryoları konuşabiliriz. Şimdilik kısa vadede riskler biraz daha ağır bastığı için bu durumda endeksin yükselişini bir miktar daha zorlaştırıyor. Ons altın içinde az önce ifade ettiğim gibi Amerika'dan enflasyon verisi, perakende satışlar, Fed Başkanı Powell'ın konuşması ve Amerika'daki tahvil ihaleleri takip edilecek. Özellikle Amerika'da 10 yıllık tahvil faizinin yükselmesi yine ons altını bir miktar yükselişine törpülemiş durumda. Videoyu çektiğim saatlerde yaklaşık 1727 dolar seviyesinden geçiyor. Bizim için aşağıda 1700'ü psikolojik destek olarak takip edeceğiz. Yukarıda da 1750 ve 1755 seviyeleri direnç alanları olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla ons altın bu iki nokta arasında kaldığı sürece yeni bir fiyat hareketinden bahsetmek zor olabilir. Özellikle tahvildeki endişe devam ederse, tahvildeki yükseliş devam ederse bu durum tabii ki 1750 seviyesinin üzerinde bir alan oluşturmasını bir süre daha zorlaştırabilir diye düşünüyorum. Ve son olarak Brent petrol. Orada da şu sıralarda 63 dolar seviyesinin üzerindeyiz. Bugün OPEC'in aylık raporu var. Bunu takip ediyor olacağız. Hafta içerisinde yine İran nükleer anlaşmasının görüşmeleri yapılacak. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta Viyana'da başlamıştı. Yapıcı olumlu açıklamalar gelmişti ama özellikle Amerika tarafında çok da yakın zamanda bir anlaşma sağlanabilecek tablo çizilmedi. Dolayısıyla bu süreç biraz daha devam edebilir. Şimdilik petrol fiyatları nezdinde çok ciddi bir baskı yaratmıyor ama yine görüşmelerin yakından takip edilmesi gerektiğini de düşünüyoruz. Tabii ki salgının seyri, özellikle seyahat kısıtlamaları gündeme gelmeye başladı. Dolayısıyla bu durum biraz daha devam ederse, biraz daha artış kaydederse bu doğrultuda petrolde talep tarafını negatif etkileyebileceği gibi petrol fiyatlarının da yükselişini zorlaştırabilir. Bu nedenle bu haftada gündemimiz yine salgını yakından takip etmek olacaktır petrol fiyatları açısından da. Yine yoğun bir hafta bizi bekliyor. Şimdiden herkese iyi haftalar dilerim.